cilt bakım uzmanı Cemile Gülsüm. Bu işi tabii çok severek, aşkla yapıyorum. Şimdi bu doku inceliyor. Güneşten inceliyor, serbest radikal, egzoz uzmanı, hava kirli, beslenme. Ay sayabileceğimiz o kadar çok şey var ki. Diyetisyenim bir bardak su içerisinde bir çay kaşığı İngiliz karbonu karıştırıp su içmiyorsak bizim 40 tane hastalığın sebebidir. Bu da bir cilttir. Cildimizin %12'si yani cildimizin %12'si sudur. Kişiden kişiye o yüzden değişiyor. Mesela cildimiz karmadan, kuruya, kurudan, yağlıya bütün cilt tiplerini yaşayabilir. Gazeteden baktığıma limon formülü değil. Bu da bu. Mesela bak bu konuya da girmem lazım. Düzgünü yapayım derken aslında yanlışı yapıyoruz. Aynen. Bölge bölge değişiklikler görüyoruz. Hani şu anda o yüzden diyemiyorum tamamen yağlı çok var gerçi. O yüzden çok akne problemi çok değişik. Bilinçli olursak biz kendimiz. Ya bunu illa hani üniversite okumuş bir kişi için söylemiyorum ben. Bilinç düzeyi çok önemli. Sağlık problemidir de biz problem olmadan bize gelin diyoruz ki önleyelim. Aynen. Yani aynen. Şimdi dengeli, düzenli yaşarsak cilt sağlığımız güzel olur. Zana ile sağlık konusunda uzman konuk ve konularla karşınızdayız. Bugünkü konumuz cilt sağlığımız. Konuğumuz ise cilt bakım uzmanı Cemile Gülsüm. Cemile Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Sizi biraz önce tanıyalım ve konumuza geçeriz. Tabii ki. Bugün yağmurlu bir gündü bu arada. Gelirken böyle biraz gecikmeli bir başlangıç oldu. Evet. Ben Cemile Gülsüm. 13 yıldır bu işi yapıyorum. Estetik Güzellik Bölüm Üniversitesi'nde okudum. Pedagojik formasyon yaptım. Üniversitede evet. Hocalık yaptım. Bu işi tabii çok severek, aşkla yapıyorum. Aslında iyi bir ebeveyn sahip olduğum için doğru bir seçim oldu. Normalde, şimdi burası üniversite TV olduğu için özellikle şunu söylemem lazım. Bunun listesi de varmış. Hani ben mesela kolejde bitirdiğim zaman hani benim hobimdi güzellik. Annem dedi ki bunun üniversitesi varmış. Hatta lisesi de varmış. O yüzden eğitimli yapmak daha iyi. Şimdi inşaat mühendisiysek hani hem inşaata bildiğimiz zaman daha verimli oluyoruz ya. O yüzden ikisini bir bilmek çok faydalı oldu benim için. Daha hızlı ilerledim. Hani belki 13 yıl gibi değil de bana bir 30 yıl gibi geliyor. Yani o kadar elhamdülillah bir tecrübemiz oldu. Her gün gerçekten mutlu, huzurlu bir şekilde işe gidiyoruz. Seviyoruz işimizi. Güzel cilt sağlığı önemli. Kişiler mesela çoğu insanın zaten problemi. Yani çünkü sürekli yüzümüzle maruzuz. Hani her yeri kapatabiliriz ama cildimizi kapatamıyoruz. Evet aynen. Kapatmamız da doğru değil zaten. Vücuttan çok ayrı bir bölgedir. Ben bu arada sizi kesmeyeyim. Buyurun. Cildiniz en büyük sağlık kısmı. Yani içeriden başlıyor ve dış vücudu koruyan cilttir, deridir. Yüzümüz de dışarıda kalan ve soğuğa, dışarıdaki o bir sürü... Serbest radikaller, egzoz uzmanı, hava kirliliği. Zaten epidermis tamamen kalandır. Ve şöyle bir şey de var. Şimdi bu doku inceliyor. Güneşten inceliyor, serbest radikal, egzoz uzmanı, hava kirliliği, beslenme. Ay sayabileceğimiz o kadar çok şey var ki. Çok şey var, evet. İncelediği için aslında bütün problemler böyle geliyor. Hani bugün cilt sağlığı konumuz, öyle söylemiştik. Cilt sağlığı dediğimiz zaman zaten aslında sağlıklı bir yaşam biçimi varsa bizim hayatımızda, bizim cilt sağlığımız da iyidir. Bir insanın cildine baktığım zaman sağlıklı olup olmadığını anlayabiliriz. Tabii ki. Çünkü mesela bebek uyumadı, stresli bir şey yaşadık, hemen cildimiz bunu tepki verir. Aslında buna üzülmeyelim, cilt tepki vermesi vücudumuz da ilk cilt verir. Vücut, bazı kişilerde direkt vücut da verir. Mide ağrıları, işte stres, akne problemi. Mesela akne de buradan çıkar. Egzama, özellikle kuru egzama. Cilt problemidir. Yani o yüzden cilt sağlığı için birincisi su içmek çok önemli. Evet. Bol bol su içmekten kastım da şu aslında. Kilo oranda su içmek. 25 kilo da 1 litredir. Kilo oranında su içmemiz lazım. Benim tavsiyem hani kalktığımızda bir elma yemek aç karnına. Ya da benim şimdi malum kilolar çocuktan dolayı vermeye çalışıyorum. İngiliz karmatı diyetisyenim de bunu söyledi. Ben zaten biliyorum ama yine de şöyle her zaman şu işin ehli kişilere. Biz biliyoruz evet ben üniversitede de eğitim aldım beslenmenin ama hayır ben bu işi şu an yapmıyorum doğru mu? Yani beslenmeyle ilgili hiçbir evet. anlamı yok. Evet. O yüzden hep işi ehline, işi yapan kişiye yapmak lazım. Diyetisyenim bir bardak su içerisinde bir çay kaşığı İngiliz karbonu karıştırıp içinde de aç karnına. Gerçekten hem vücuttaki alkali yapıyor hem vücudu cilt sağlığı için vücut sağlığı hep birlikte zaten. Ama
şu da ayrılıyor. Yani cildimiz her şeye daha fazla maruz olduğu için daha fazla yıpranma payı daha fazla. Evet, yani su hem kilo dediniz, evet, hem de cildin beslenme, parlaklığı. Birçok şey var aslında anlatacağım. Tabii tabii. Su içilmemesinin birinci şeyi yani ciltteki belirti zannedersem kuruluk, kabuklanma ve rengi nefes soluklu. Nefes sağlaması, nemsizlik. Evet, aynen. Kolajen üretimi. Aslında su içmiyorsak bizim 40 tane hastalık sebebidir. Bu da birincisi cilttir. Cildimizin %12'si yani cildimizin %12'si sudur. Ve cildimiz birçok şeyden yıpranıyor. Neyden yıpranıyor mesela? Rüzgardan, güneşten, kardan, her şeyden yıpranıyor. O yüzden biz en önemli, izleyicilerimize burada tavsiye edeceğim en önemli şey yaz ve kış güneş koruyucu kullanımı. Mesela şu an bir spot ışığı var değil mi burada? Evet. Bu bizim cildimizin yıpranma söz konusu. Bu çünkü ultra ışıklar var ve cildimize geliyor. O yüzden cildimizi korumamız lazım. Evet. Bir şey yapmasak da cilt bakımı hani örnek veriyorum. Yani hiçbir imkanımız yok ama kesinlikle korumamız lazım. Evet, cildimiz en kıymetli kıyafetimiz evet, diyebiliriz değil mi? Şöyle diyelim hocam, ikinci konumuz kişiden kişiye değişen cilt tipi. Şimdi şöyle, kişiden kişiye nasıl değişiyor biliyor musunuz? Birçok akne problemi yaşayan kişi var, leke problemi yaşayan var, melazma var. Bunu nasıl yaşamış? Kozmetik ürününden kullanıp yanlış kullanıp kozmetik lekesi olan kişi var. Kişiden kişiye o yüzden değişiyor. Mesela cildimiz karmadan kuruya, kurudan yağlıya bütün cilt tiplerini yaşayabilir. Yani cilt sürekli değişiyor. Çünkü mesela klasik herkes şunu biliyordur. Yani izleyiciler hepsi karma, yağlı, kuru, olgun bu klasik herkesin bildiği cilt tipleridir. Ama bir ciltte birçok problem olabilir ve birçok problem gidebilir. Tamamen bilinç düzeyinde hareket etmek. Ne güzel üniversite TV kanalı olması. Burada bilinç düzeyi daha yüksek. Eğitim düzeyi daha yüksek kişilere hitap ediyorsak, izliyorlarsa gerçekten bilinçli olmamız çok önemli. Biz üniversite okurken hukuk öğrencisi gelmişti. Ya dedi ben çok ilgiliyim, hiçbir konuda bilgim yok. Benim annem de avukattır mesela. O da hobisidir. O sever mesela. Bazı kişiler sever, bazı kişiler sevmiyor. O zaman ciltte de yansıyor. Çünkü ilgi alanına girmediği için. Çoğu insanın ilgi alanına girmiyor. Araştırmak lazım. İlgi alanınıza girmediği için siz yanlış tercih yapabilirsiniz. İşte buraya oradan geleceğim. Yanlış ürün kullanabilirsiniz. Ya da örnek veriyorum. Böyle market tarzı ürünler, bir sürü market tarzı ürün satan yerler var. Oradaki kişi bilmez, bilinçli değildir. Size önerir, siz ürünü kullanırsınız. Cildinizde leke çıkabilir. Akne çıkabilir. Hiç olmayan şeylerle cildinizde problemlerle karşılaşabilirsiniz. Peki bu market kısmını cümlesinden şunu sorabilir miyim? Tabii ki. Markette sağlık ürünü satılmalı mı? Hayır, satılmamalı değil mi? Zaten görüyoruz kozmatik. Yani. Zaten kozmatik. Yani kozmatik şey, dermakozmatik deri sağlığına uygundur. Kozmatik, evet bunda da cildini temizlersiniz. Ama cildinizin bazik kalır. Yani cildinizde yağ üretimi bitmez. Ve normal düzeyde akne oluşuyor. Yani bir yani o yüzden iyi bir ürün kullanmak ya da kötü bir ürün kullanmak arasında fark var. Hiçbir şey kullanmamak onu tercih edin. Maden suyu kullanın, limon kullanın, yoğurt kullanın. Tabii kullanımı da çok önemli bunların. Mesela ben gazeteden baktım, hadi limon formülü değil. Bu da bu. Mesela bak bu konuya da girmem lazım. Mesela limon çok sitrik asittir ve cildi soyar, yeniler. Ama biz bunu sürdük, dışarı çıktık. Cildimize leke oluşur biliyor musunuz? Mesela ben buraya sürdüm, geldim, sabah sürdüm. Bu benim direkt leke oluşur. Yani o yüzden bilinç düzeyinde yerini yapacağız. Yani bir limon demeyeceğiz. Yani limonu bile, hatta mesela bu programlarda çok insanla karşılaşıyoruz. Programda da işte. Buyurun. Şurada bir virgül koyabilir miyiz? Mesela programlara davet edilen, görüyoruz, izliyoruz beyanların çok dikkatini çeken şey yapıyorlar. Evde şunu yapın, bunu yapın, sürün. Onu anlatacaktım. Bunlar birazcık yanıltan ya da ne bileyim cilde zarar veren, aslında bunu yapılması doğru mu doğru değil mi tartışma konusu. Doğru ama. Sizi davet etmemizin nedeni bu işin ehli, uzmanları, biz uzman kişileri nasıl bir dahiliye gidiyorsunuz uzmansa cilt kısmı da bence çok çok hassas çok ve önemli. Uzmanının yapması ve işin ehline gitmek, başvurmak. Kesinlikle. Fasulyeyi kaynatın, pirinci kaynatın, sürün demektense işin ehli ve uzmanını davet etmek ve ondan dinlemek daha doğru. Kesinlikle. Diyelim ki imkanı yok. Ben bunu söylüyorum. Meyan kökünü kullanabilir leke için. Ama nasıl kullanacak? Akşam kullanacak bir. İlk önce reaksiyon tepki gösterimi bilek kısmına deneyecek.
Yani o yüzden yaptığımız işlemlerde hep bilinçli gideceğiz. Reaksiyon göstermiyoruz. Evet, benim cildime reaksiyon göstermiyor. Biz bunu kullanalım. Her şeyi cildimize kullanmayalım. Her şeyi çok fazla kullanmayalım. Mesela her şeyi çok fazla kullanınca geçeceğini düşünüyor insanlar. Fazla krem süreyim, cildim bebek gibi olsun. Bu da yanlış. Düzgün yapayım derken aslında yanlışı yapıyoruz. Aynen. Bilgi kirliliğinden dolayı televizyon programlarında olsun, sosyal medyada onları bakıp bakıp kendi ciltlerini uygulamayın. İlaç nasıl, antibiyotik nasıl doktor kişinin hastalığına göre veriyorsa cilt bakım ürünü de bence aynı şekilde yapılmalı. Tabii hizmet ediyor çünkü cilde hizmet ediyor. Cilde hizmet ettiği için cilt belli bir düzeyde düzelme, yani kalıcı bir düzelme elde ediyor. Nasıl kalıcı bir cilt bozuluyor? Doğduğumuz zaman nasıl bir cildimiz var? Bebek gibi bir cildimiz var. Evet. Bazı ciltler haricinde, genetik faktörler haricinde çoğu bebeğin cildi, değil mi? Hani çok hata deriz ki bebek gibi cildimiz olsun. Doğru mu? Aynen öyle. Evet. Şimdi ne olur, dönemsel, mevsimsel cilt bir programda bozuluyor. Ama biz bu cildi korumamız lazım ki bozulmaz. Ama şöyle yapıyoruz biz. Ne yapıyoruz halk olarak? Bozulduktan sonra ne yapacağız diyoruz. İşte tamire geçiyoruz. Aslında önlemini alıp hiç tamir aynen kısmına gelene kadar bunu maalesef cildi yıpratmamak lazım. Evet. Bir de şunu merak ediyorum. Doğruysa düzeltin diye. Çünkü izleyicilerimiz adına da bunu ben sorayım. Esmer ve sarışın, yani çok hassas ve biraz daha dayanıklı cilt diye bilinir. Esmer ciltler dayanıklı. Evet, hassas sarışın ciltler daha rozaya yakın. Kılcal damarlar daha yüzey, daha hassas, daha alerjik. Bunlar doğru bilinen mi? Yanlış evet, değil yani. Doğru. Peki bunları ayrı ayrı... Her cilt için söyleyemeyiz. Mesela istisnalar bir durum da var. Şimdi o yüzden ben mesela bir cildi gördüğüm zaman, sizin cildiniz şu an karm ama yağlı da olabilir, kuru da olabilir, nemsiz de olabilir. Her şeyi zaten çoğu insanda şunu görüyorum ben. Milyon insan görüyorum, normal cilti hiç görmedi. Yani bir tane var. Yani bir tane, hani diyorsan 100 kişide bir tane cilt görebilir misiniz normal? Yok. Çünkü çok dönemsel, mevsimsel çok yıpranıyor cildimiz. Tabii ki. Bölge bölge değişiklikler görüyoruz. Hani şu anda o yüzden diyemiyorum tamamen yağlı çok var gerçi. Onun sonucu çok akne problemi çok yaşıyoruz. Günümüzün hastalığı stres olduğu için akne de onu tetikliyor. Sebum fazla üretiyor cilt. Bu sefer gözenek açık. Burada ne oluyor? Akneler oluşuyor. Yani zaten açık olduğu için, örtülmeyen bir yer olduğu için direkt maruz kalıyor her aynen türlü kirliliğe. Benim hatta şu an ben gazetede yazıyorum. Aynen. Akne ile ilgili bir yazım da oldu. Pazar günleri yazıyorum, her pazar. Akneyi de anlattım. Aslında teker teker lekeyi, akneyi ne nasıl yapabiliriz? Yani bilinçli, insanlara bilinç düzeyine taşımak bu konuda. Çünkü çoğu şey yanlış yapılıyor. Mesela hanımefendi pirinç ununu almış. Eşit sürmediği için cildi açılmış, evet. Ama bazı bölgeleri açılmamış. Yani bu sefer ne olmuş biliyor musunuz? Leke olmuş. Alacalı bulacalı cildi olmuş. Düşün, pirinç suyu bu. Yani o yüzden bir şey yaparken yapmak için değil, gerçekten hem o bilinç düzeyinde yaparsak hem cildimizle sağlığı da iyi olacak. Hem güzel bir sonuç da alacağız. Yani yapmak için yapmak, o zaman ne oluyor? Bu sefer doktora gideceksin. Hasar oluyor cildi. Şu şekil yapabilir miyiz? Doğrusu şu mudur? Dahiliye ya da ne bileyim genel cerrah ya da nereniz ağrıyorsa, ihtiyaç duyuyorsanız. Aynen. Cilt kısmı senede bir defa ya da... 6 ayda bir defa gidilmesi gerekiyor mu? Diş kontrolünü örnek verirsek 6 ayda bir diş bakımı diyorlar ya diş hekimlerimiz. Bunu da aynı şekilde 6 ayda bir belirli yaşın üstünde. Şimdi ben şimdi o kısmı ayıracağım. Şimdi dermatologlar var, plastik cerrahlar var, estetik güzellik bölümünde çalışan arkadaşlarımız var, uzmanlarımız var. Şimdi bu 3 bölüm mesela plastik cerrah yapıyor, cilt bakımı yapıyor, anlatıyor filan. Şimdi plastik cerrah cilt bakımı yapıyor, güzellik uzmanı botoks yapıyor. Ya herkes işini yapmıyor, farklı şeyler oluyor. O yüzden herkes işini yaptığı zaman medikal bakım ayda bir yapılan bir bakımdır. Ama kişiler işte plastik cerrahı gidiyorsa cilt bakımına, lazere de dermatoloğa gidiyorsa, ondan sonra gidiyor, estetisyen de botoks dolgu yaptırıyor. Haberlerde görüyoruz bunları. Tabii şahit oluyoruz yani. O yüzden ne oluyor bu sefer? Bizim gibi çalışan arkadaşlarımız, bunu okumuş, işi ehli, hem tecrübesi olan arkadaşlarımız da yanıyor. Yani her meslekte bu var maalesef. İşi doğru yapmayan bir doktor nasıl canından edebiliyorsa, gerçekten işini... Ben çünkü bunu yaşadım, en iyi yere gittim çocuğum için. Hatta şikayet noktakama da yazdım. Yani en iyi yere gittim ama çocuk doktor ihmali var burada da. Burada söyleyeceğim. Buna zaten onun için biz üniversite TV olarak İşin uzmanlarını konuk etmeye çalışıyoruz. Harika. Çünkü doğru yerden doğru bilgiyi vermek adına. Aynen. Buyurun devam edin. Kesinlikle müthiş, ismi de güzel, Üniversite TV. Biz eğitimci bağlıyız ve eğitime çok önemsiyoruz. Ben 3 üniversite bitirdim.
Tabii alanımın dışında işletme de okudum, adalet de okudum. Çünkü hepimizin bir haklarımızı bilmemiz gerekiyor. Burada üniversite değil dediğiniz için söylemek istedim tekrardan. O yüzden bilinçli olursak biz kendimiz, yani bunu illa hani üniversite okumuş bir kişi için söylemiyorum ben. Bilinç düzeyi çok önemli. Yetiştirmek çok önemli kişinin kendisini. Bunu mesela örnek veriyorum, sen bile bile, yani derler ya bile bile daha desene, bile bile yanlış ürünü kullanıp cildine hasar veriyorsan bu sefer ne oluyor? Ya da örnek veriyorum, cildim bozulduktan sonra hadi bir bakayım, hadi 40 yaşıma geldim bir cildime bakayım. Bu sefer ciddi aşırı sorunlar oluyor. Aslında ben daha çok kozmetik amaçlı değil, yani görmüyorum, çoğu insan öyle görüyor. Cilt, sağlık için cilt bakımı. Evet, evet. Niye sağlık için biliyor musunuz? Cildiniz nefes almıyor. Nefes almayan bir cilt vücudunuz almıyor, strese bağlı. Yani insan tabii ki aynaya bakınca mutlu olmamak ister. Tabii ki her insanın ama en doğal düşünce hakkı. Aynen. Ama şöyle bir şey de söyleyeyim. Akut şeyler yaşadığımız zaman korkmayalım. Örnek veriyorum, bir stres yaşadık. Çocuğumuz hastalandı. En çok anneler için söylüyorum bunu. Yani babalar da tabii ki öyle. Cildimiz direkt reaksiyon götürür. Kadınlar daha hassas olduğu için direkt reaksiyon gösterir. O reaksiyon gösterdiği an çocuk iyileşti ya, siz de iyileşin. Hatta siz başta iyileşin. Cildiniz de iyileşsin. Yani o yüzden cildi çok öteliyoruz, önemsemiyoruz. Evet. Peki bu sağlıklı cilt için neler yapılmalı? Yani her insan için bu geçerli. Güzel. Ne yapılmalı? Hı. Doğru bilgi. Biz kirliliğinden bahsettik sosyal medya, TV programlarında. Yine bunu altını çizerek söylüyorum. Üniversite TV bir eğitim ve öğrencilere yönelik çalışmalar yapıyor. Çok hassas davranıyoruz bu konuda. İşin uzmanı dedik. Şu soruyu sormak istiyorum. Sağlıklı cilt için sağlık ne yapmamız gerekiyor? Şimdi sağlıklı cilt için birincisi, en önemlisi su içmek. Herkes klasik bunu söyler ama su içmek. Dediğim gibi kilo oranında bir su içmemiz lazım. Çünkü kilo oranımızda içmemiz lazım. Vücut bunu vücuda gelsin. 25 kiloda bir litre demiştim. Bu su içmemiz lazım. Birincisi su. İkincisi sağlıklı beslenmek. Beslenmek o kadar önemli ki cildimizin aynasıdır beslenmek. Dışarıyı besliyor. Aynen. Biz nasıl beslendiğimizi yüzümüzden anlayabiliriz. Evet. Beslenmek çok önemli. Spor yapmak. Spordan kastım tabii ki bir spor salonunda yapabilirsiniz, evde yapabilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz. Sporu kesinlikle yapmamız lazım. Vücut toksin atsın. Vücuttaki ödem yüzde de oluşuyor değil mi o yürüyüş? Ve toksin, vücutta toksin de oluşuyor. Bu oraya vücutta toksinleri atmış oluyoruz. Vücudumuza giren şeyler sporla daha hızlı ter yoluyla atılıyor. Hem vücudumuzla cildimizi bir tutuyoruz burada da. Evet, aynen. Ama cildimizin daha da ihtiyacı var. Tüm vücut için konuşayım. evet, spordan sonra ne önemli? Yürüyüş yaptık, spor yaptık, beslenmemize dikkat ettik, uyku. Bölünce tekrarladım, uyku en önemli şey. Uyku 7-8 saat uyumamız gerekiyor. Hani derler güzellik uykusu, hatta böyle öğlen arasında bir saat falan uyumak gerektiğini, cilt sağlığı için, vücut sağlığı. Aslında şöyle oran, vücut sağlığı, cilt sağlığı eşittir aynı. Yani bizim cildimiz sağlıklı, vücudumuz da sağlıklı. Bir cildimiz için yatırım yapıyoruz, vücudumuz için de yapıyoruz. Derledik, topladık. Hepsini yani konuştuk. Hı hı. Gelebileceğimiz nokta şu değil mi aslında, anladığım kadarıyla, yanlışsam düzeltin. Hı hı. İşin ehli ve uzmanı, cilt de bir sağlık problemidir. Bunu kendi yöntemlerimizle değil, uzmanına gitmek değil mi? Zaten sağlık problemidir de biz problem olmadan bize gelin diyoruz ki önleyelim. Yani aynen. Şimdi dengeli, düzenli yaşarsak cilt sağlığımız güzel olur. Hani cilt sağlığı sorunuz, ne yapmamız gerekiyor? Dengeli, düzenli bir yaşam sürmemiz lazım ki cilt sağlığımız güzel olsun. Evet. siyah nokta, gözenek, leke, skar bakımları. Bunlardan da biraz küçük küçük bahsedeyim. Zamanımız nasıl bilmiyorum ama. Devam edin siz. Tamam. Şimdi siyah nokta herkese, ben şu an kim açsa der ki evet siyah nokta mı bahsediyor falan durabilir yani. Hanımların kilitlendiği, ekran başına kilitlendiği. Yani şu anda artık biliyorsunuz cilt erkek bakım. Kadın herkes cildine bakıyor. Hatta şu an kadınlardan çok erkekler de bakıyor. Siyah nokta herkesin problemi, çok insanın problemi. Şimdi siyah nokta ne biliyor musunuz? Keratin ve sebumun porlarda biriken kirdir. Şimdi ben bunu Türk diliyle anlatayım. Siyah noktalar kirdir aslında. O gözeneklerin içinde biriken kirdir. Çoğu insan bunu çıkar zannet. Çıkmıyor bu. Cildin altında doluyor aslında. Temiz ciltte olmaz. Ben cildimi çok iyi temizliyorum oluyor. Şimdi siz cildinizi çok iyi doğru bir ürünle temizlemeniz birincisi. İkincisi medikal bakım ya da cilt bakımı yaptırmanız gerekiyor. Artık çünkü gözenekleriniz açılmış ki çok siyah noktanız var. Evet. Artık bir profesyonel bir yardım almamız gerekiyor. Yani burada sinyal veriyor. Bende bir şey var diyor evet. Size. Baş ağrısınız sinyal veriyor. Aynen. Vücutta bir şey var diyorsa
cildimizde, yüzümüzde beliren leke olsun, siyah noktalar olsun, sivilce olsun, bu cildin altında herhangi bir şey var diye sinyal veriyor değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Deri sağlığına bir uygun bir ürün kullanmak önemli. Profesyonel yardım almak önemli bu konularda. Peki günlük, haftalık ve aylık bakımlara geçelim. Evet. Çok, çok önemli. Evet, çok önemli. Şimdi günlük bakım bizim günlük olarak rutinimizdir günlük bakım. Diş fırçalamak gibi cildimizi temizliyoruz, tonikliyoruz. Serum ya da krem sürüyoruz, göz kremimizi sürüyoruz, güneş korucumuzu sürüyoruz ve dışarı çıkıyoruz. Bu bizim günlük bakımımız. Akşam da alması gereken. Cildimizi temizliyoruz, yine tonikliyoruz. Her cildin temizlemesi de farklıdır biliyor musunuz? Ben çok ayrıntıcıyım ve zaten bu konuda o yüzden elhamdülillah başarılıyız. Şimdi mesela biraz cildimizi geniş ele alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Vakit varsa anlatabilirim. Yani devam edin. Mesela cildimizi akneli bir cilt temizlerken farklı, kuru, yağlı mı onu anlatacağım. Mesela akneli bir cilde sahibiz. Cildimizde akneler var, siyah noktalar var. Cildimizi temizlerken özellikle jel bazlı ürün kullanması lazım ki yağ nötrize etsin. Aldık cildimizi masaj yaptık ama burada akne var değil mi? Oraya gelmemesi gerekiyor. Ovalamaması gerekiyor, sürtmemesi gerekiyor. Fibratör ya da böyle bir alet kullanmaması gerekiyor. Şu an piyasada vakum satıyorlar, roller satıyorlar, ne bileyim fibratör aletler satıyorlar. Bu çok iyi reklamını yapıyor ama akneli bir cilt bunu kullanıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Cilde daha fazla akne çıkıyor. İltihap dağılıyor. Yani o yüzden aslında temizlemek ne kadar önemli değil mi? Tabii yanlış ki temizlemek işte burada tabii çıkıyor. Ki. Mesela toniğimiz varsa toniği böyle elimize süremeyiz. Niye? Aknemiz var. Her aldığımız zaman toniği akne bölgesine atıyoruz. O toniği aynı şekilde yine kullanmıyoruz. Aknenin üzerine tekrar tonik yapıp tekrar bir tonik diyoruz. Tekrar bir pamuk alıp. Ama mesela cildimiz sizin cildiniz için konuşalım. Siz alıp böyle avuçluğunuzla böyle top örtmen hareketi sürebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. İster pamuklu ister pamuksuz. Cildimizde bir sıkıntı yok. Yani tabii kolajen kaybı vesaire birçok problemimiz olabilir cildimizin ama şöyle düşünün. Sizin cildiniz uygun ama akneli ciltler, yağlı ciltler genelde kullanımı toniği daha farklıdır. Jeli öyledir. Kullanımı yani baskı uygulayamayız. Zaten normalde şöyle düşünün. Tüm ciltler çok baskı değil de masaj gibi düşün. Aşağıdan yukarı doğru masaj yapıyoruz. Temizledik, tonikledik. Biz şöyle ayıralım. Yağlı ve karma ciltleri daha masaj değildi. Daha ovalamadan. Yani yapıyoruz ama böyle hafif hafif yapıyoruz. Ama normal ciltler, karma ciltler, yağlı bazen akne de vardı. Bazı ciltlerde yağlı ama akne yoktu. O yüzden yağlı ve akneyi ayıralım. Lekeli ciltler genelde kuru oluyor ama bazen yağlanma da oluyor. Eğer bu dengesizse yine bunu ayırdığımız zaman bunu yine masajla yapabiliriz. Nasıl ürün kullanmalıyız? Jel bazlı ürün kullanabiliriz ama cildimizi kuru, mesela köpük bazlı kullanabilirsiniz. Bazı ürünler hani benim önerdiğim mesela deri sağlığına uygun olduğu için ve katkı maddesi olmadığı için onu tüm ciltler kullanabilir. Benim önerdiğim de tüm ciltlere hitap ediyorum ki herkes kullansın. İçeriğinde katkı maddesi olmasın, cilde zarar vermesin, cildi tamir etsin, cildi yani beklentim çok fazla bir üründen. Evet. O yüzden. Sonra tonik işlemimizde yine dediğim gibi ya pamukla ya da elimizle akneyi bir kenara alıyoruz. Akne çok önemli. Akneyi kesinlikle ovalama yapmıyoruz. Sonra seruma geçiyoruz. Serum ya da nemlendirici. Nasıl kullanmalıyız? Akneli bir cilt birincisi yağlı bir nemlendirici kullanamaz. Niye kullanamaz? Çünkü yağlandırır. Su bazlı bir nemlendirici kullanacak. Bizim kuru cildimiz, kuru ciltlerse yağ bazlı kullanacak. Yani genelde zaten bu serumlarda mümkün olmuyor. Ben genelde serum kullanıyorum. Hani serum hem yağ hem nemi dengeler için biraz pahalı olduğu için hani halkımız çok almıyor serumu açık söyleyeyim. Şunu sorabilir miyiz? Serum dediniz ya. Yani aslında bilgiyi araştırmak için çok detaylara iniyorlar, çok kafa yoruyorlar, kendilerini çok yoruyorlar. Bunun tek şeyi bunun alanı olan hangi şeye gidiyorsa cildiye giriyor. Buraya gidip kendi cilt tipini tanıyıp ve buna göre ürünün tavsiyesiyle günlük, aylık ve yıllık bakımlarının devam ettirilmesi değil aynen mi? Buradan bunu çıkartıyoruz. Günlüğü anlattım, aileye geçirdim. Serumla ayrıntı çok çünkü açtığımız zaman çok fazla insanlara böyle eğitim gibi olacak, uzun sürecek, doğru söylüyorsunuz. Serum olarak öneririm. Serumda cildimizde eğer yağlanma varsa daha içeriği agresif olabilir ama agresif içeriği akşam kullanmamız gerekiyor. Çok detaylı aslında bu açıklamamız evet olsa. Serum kullandık, güneş korucumuzu kullandık, sabah yaptık, akşama yine temizledik, tonikledik, serumumuzu kullandık, göz kremimizi kullandık ve yattık. Yattığımızda da cilt nasıl vücut
akşama kadar bir efor sarf ediyorsa cildimizi de temizleyip yattığımızda vücut ve beyin nasıl dinleniyorsa cilt de o şekilde temizlenip dinlendirilmeli değil mi? Kesinlikle. Hem dinlenmiş olacak hem terapi derler ya böyle rahatlamış olacak evet, hem kolajen üretimi artacak. Özellikle şöyle öneririz 11 ile 4 arası diyorlar bazı uzmanlarımız. Bazı uzmanlarımız 10.30 ile 3 diyorlar bir sürü şey var. Bu saatlerde kolajen üretimi artıyor. Yani biz 2'de yatmamamız gerekiyor. 10.30 ile 4'e kadar o süre kolajen üretimi artan bir süre cildimiz için. Sonra bizim günlük bakımımızı geçtiği zaman çok ayrıntısız neden söylüyorum. Biz bunu zaten birebir ürün mesela önerdiğimiz zaman anlatıyoruz. Nasıl kullanması lazım, su bazlı mı, yağ bazlı mı bunu anlatıyoruz. Şimdi biz günlük bakımı anladık diye düşünüyorum. Hani haftalıkta şunu sorabilir miyim? Biz nasıl banyomuzu yapıyoruz? Kaç günde bir yapıyorsunuz? Kimisi günde bir defa, iki defa. İşi gereği terleme, efor sarf ettiği enerji, attığı tere göre. Kimisi iki günde bir. Bu cildimizin de hani biz bahsettik ya sabah ve akşam. Belirli cildin genel temizliği haftalık olan bir de aylık olan. Önce haftalıktan girelim. Evet, haftalık evde yaptığımız bir bakımdır. Haftalık ne yapabiliriz evde? Mesela benim meşhur kolajen maskesi yapabiliriz. İşte Ölüdeniz çamurumuz var. Ölüdeniz çamuru yapabiliriz. Marka vermediğim için söyleyebiliyorum. Diyelim birçok nem maskesi yapabiliriz. Onu söyleyeyim. Yoğurt maskesi yapabiliriz. Ama şurada yumurta bir nokta maskesi yapabiliriz. Bir nokta ama cidden cilde değişik gösterdiği için. Özür dilerim. Buyurun. Çok affedersiniz. Şurada hemen konu dağılmadan bunu tabii kendimiz yapıyoruz ya. Hı-hı. Biraz önce bahsettik leke kaldı. Hı-hı. Kendisi yaptı. Bunun önüne geçmek için başta bir cildiyeciye yapıp onların size önerdiği günlük ve haftalık bakımları onun rutininde devam etmek. Buyurun. Kesinlikle. Şimdi mesela cildimizde bir problem var. Akneyle bir problem var. Biz onu direkt işleme almıyoruz zaten. Diyoruz ki sen bir tahlilleri yaptır, bir dermatoloğa git, dahiliyeye git, kadın doğuma git. Her yeri gönderiyorum. Çünkü bir aknenin birçok sebebi olabilir. Polikistik bir overi olabilir. Hani karaciğerlerinde bir sorun olabilir. Yani akne stresin dışında genelde şöyle oluyor. Gidiyorlar hiçbir şey çıkmıyor. Sadece stres diyor doktor. Biz ne yapıyoruz? O zaman işleme yapıyoruz. Mesela bazı insanların sorunu varsa direkt bir işlem güzellik merkezine gitmeyin. Ne yapın biliyor musunuz? İlk önce bir dermatoloğa gidin. Yani bu da çok önemli. Bakın ben bunu eğitimimi aldığım için söylüyorum. Hani direkt bize gelin bu işlemi yapın demiyorum zaten. Ama çoğu yer ticari baktığı için der ki ben sana işlemini yapayım. Ama bu sefer de hasar bırakır ve cildinde tedavi de olmaz. Çünkü akne çok kronik, yani kronik akne çok hızlı geçen akne değildir. Akne kurutma işlemi. Eğer cildimizi vücudumuzda bu oluşturuyorsa akne, bu akneye çok girmek isterim. Çünkü çok insanların problemi ve insanlar üzülüyor. Çoğu yere gidiyorlar, bize mesaj atıyorlar. Cemile Hanım ne yapabiliriz? Cildimde böyle oldu. Siz diyorum muhatap buna gidip sorun ne yaptılar size? Ben bilmiyorum ki. Doğru yeri bulmak önemli. Her şehirde insan bize soru soruyor. Hani güvenilir bulduk ne yapabiliriz? Bana bunu yaptılar. Resmini atıyor. Şimdi biz süreci bilmiyoruz, cildimizi bilmiyoruz. Böyle ciltleri de işlem genelde yapmıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü süreci bir yıl geçmesi lazım. Cildine yaptığı bir yıl sonra alabiliriz, işlem yapabiliriz. Tamamen cilt sağlığına odaklıyım. Yani çünkü birincisi cilt sağlığına odaklı olmazsak biz zaten sevdiğiniz işi yaparsanız para kazanırsınız. Ticaret bakmanıza gerek yok. Seviyorsunuz, mutlusunuz, mutlu sonuç alıyorsunuz. İnsanlar bu ticari kaygıyla ne yapıyor? O akneyi alıyor. Hem kişiye zarar veriyor. Bu sefer ne oluyor? Problemler yaşıyor. Kısaca şundan hemen bahsedip diğer konumuza geçelim. Aylık ve yıllık kısmı. Evet. Aylık bakımsa güzellik merkezlerinde, kliniklerde, güzellik salonlarında diyeyim. Hepsinde yapılan bakımdır. Cilt bakımıdır. Yıllık da zannedersem çok derin cildin bakımlar. Altı, aynen. Cildin altı mesela. Nisaminler diyebiliriz. PRP dediğimiz bir örnek verdim bundan. PRP yıllık bakıma girmiyor. Niye girmiyor? Çünkü bazı insanlara ihtiyacı var, bazı insanlara yok. Yıllık bakım aslında daha çok vitaminlerle verilen, cildi destekleyen, kolajen üretimini arttıran vitaminler diyebiliriz. Kan almalı işlem değil mi PRP? PRP çünkü kanınızı alarak size kanınızdan yüzünüze enjeksiyon ediliyor. O ayrı bir işlem. Yani PRP diyemeyiz. PRP ayrı bir işlem. Bir de onun belirli senenin içerisinde bir zamanı var değil mi? Daha yani çok benim alanıma girmediği için. Ha, öyle mi? Benim alanıma PRP tamam. Girmiyor. Ben yapmıyorum. Tamam hocam. Hemen şöyle. Doğru ürün kullanma. Ürünleri tanıma ve ona göre cildimize sürekli yaptığımız nasıl yemeklerimize vücudumuz için hangi besin daha doğru, hangi besinleri almalıyız noktasında cildimizde de hangi ürünü kullanabiliriz? Şimdi doğru analizle bu ürünü kullanabiliriz. O yüzden mesela bize şehirler arasında insanlar soruyor, şu ürünü alabilir miyim?
hayır diyoruz, bir cildinizi görmemiz lazım. Ya online analiz yapıyoruz ya da telefonunuza online analiz yapamıyorsak ya telefonunuza mesajı, hani resim çekin, gün ışığında sağ sol ön yüzünüz. Yani tamamen cildi görmeden bir ürün önermek yanlış. Ama tabii İstanbul'dasınız, gelebiliyorsunuz, görebiliyorsanız bizi, gelebiliyorsanız ne yapıyoruz? Analiz yapıyoruz. Cilt analiz yaptıktan sonra bu ürünü kullanabilirsiniz. İşlem yaptırabilirsiniz. Ama doğru ürünle bu şekilde ilerleyebiliriz. Yoksa yanlış olur. Yanlış sonuçlar da olur. O yüzden mesela çoğu insan diyor, hayır ben cildimi atmayacağım. Tamam, benim cildim böyle böyle, ama öneririz ama fayda sağlamamış oluruz size. Doğru analiz ve doğru ürün akabinde, evet, değil mi? Evet. Ve güzel de bir sonuç çıkıyor ortaya. Evet. Buna istinaden başka anlatmak istediğiniz, yani doğru ürünle alakalı. Şimdi doğru ürün aslında market, ona girmiştik ya, doğru ürün marketlerde bulunmaz arkadaşlar. Çünkü marketlerde satılan ürünler kozmatiktir genelde. Deri sağlığı uygun dermokozmatik ürünler daha çok içeriğinde bitkiseldir. Nanoteknolojisinden geçmiştir ve cilde zarar vermez. Nasıl zarar vermez? Bir ürün cilde zarar verir mi? Hayır diyelim, vermez, ama katkı maddesi çok fazla olduğu için yarar vermez. Yarar da vermez, zarar da vermez. Bazı ciltler, bazı ürünler var. Onlar artık marketlerde satılıyor. Onların da bir aşaması var. Market aşağısı diyelim ürünler. Onlar kokulu ürünlerdir. Parapenli ya da böyle daha çok, yani katkı maddesi çok fazla. Hani o zaten kokusuna ben direkt almıyorum. Çünkü bu ölü yani. O kadar kötü ki. Bunu sürmeyin yani mesela. Yoğurt sürün diyorum her zaman insan. Yoğurt çünkü amino asitleri iyidir, cildi yararlıdır. Herkes yoğurt sürebilir. Bakın yoğurtun zararı yok ama eşit miktarda sürebilir. Hassas cilt 5 dakika sürebilir. Bakın yine böyle ekstrem durumlar var. Eğer alerjisi varsa yine test yapılması lazım. Alerjik ciltler her ürüne test yapması lazım. Ama ben herkese diyorum, herkes test yapsın. Beklesin 20 dakika. Avuç içine, boyun bölgesine yaparsınız. Oradaki reaksiyon çok fazla sürmeyecektir yüzümüzdeki gibi. Dekolte bölgesi de olabilir. Ama ben çok genelde bilek kısmı öneriyorum. Bilek kısmında o reaksiyon göstermediği takdirde tüm yüzünüze yoğurdu uygulayın. Mesela yoğurt bir şey olmaz demeyin. Onu da yine test yapın. Tabii muhakkak. Yani ben bir başımız ağrıdığında ilaca dikkat ediyoruz ya. Almamaya. Tabii yani. Su içmemiz lazım. Baş ağrısı su. İlaca nasıl dikkat ediyoruz? Acaba ben bunu içtiğimde bana nasıl bir tepki verecek? Zarar verecek mi? Yüzünüze kullandığınız ürün de kimyasala giriyor. Kesinlikle. Cildiniz de aynı şekilde. İç organlarınız gibi. Aynen. Düşünerek hitap etme, o cilde nasıl ben, yani burada bir sorun varsa ne şekilde davranmam gerekiyor deyip işin uzmanına gitmesi, değil kesinlikle mi kısacası? Aynen, kısacası dediğim gibi. Tamam, konumuzu toparlıyoruz yavaş yavaş. Yani aklınıza gelen, anlatmak istediğiniz başka bir şey var mı son olarak? Lekelerden çok kısa bahsedip bitirebiliriz. Tabii buyurun lütfen. Çoğu insanın melazma lekeleri, doğum sonrasında oluşan lekeler, kahverengi lekeler dediğimizin yaşlılar ellerin üzerinde olan melazma lekeleri. Genelde çoğu insanın güneş lekeleri diye adlandırdığımız büyük kahverengi lekeler. Yani çoğu insan çünkü ne yapıyor? Hamilelik sonrasında da kalması yapıyor. Çünkü cilt, nasıl söyleyeyim, cildin yenilenme sürecini tamamlamamış oluyor. Mesela hamilelik döneminde hücreler çok hızlı yenileniyor, tam oturmamış oluyor, dengesiz oluyor, cilt incelmiş oluyor, savunmasız oluyor, birçok şey yaşıyor. Dışarı faktör çıkıyor. Var. Faktör var. Dışarı çıkıyor, koruyucu kullanmıyor ya da 40'ını aşmadı diyelim, 40'ımız var yani. Aşmadı, dışarı çıktı, ne oluyor? Leke olma olasılığı yüzde kaç biliyor musun? 100. %100 leke olma olasılığı var. Doğum lekesi olması. Güneş koruyucu sürmeden güneşleniyoruz. Yaz kış güneş koruyucu kullanalım. Ultraviyolet ışınlarımızdan cildimizi koruyalım diyorum. Melazma lekeleri, güneş lekeleri için bitkisel formüller mesela yazılarımdan yararlanıp konuşabilirler. Çünkü şu alan çok geniş. Bunu kısa koymayalım ama sadece şunu söyleyeyim. Yaz kış güneş koruyucu kullanalım. Çünkü Allah korusun cilt kanserine kadar gider. Yani bir leke diye, küçük leke diye düşünmeyelim. Kozmatik cildime baktığınız zaman kötü hissediyorum diye cildinize. Hani insanlar çünkü öyle düşünüyor biliyorsunuz. Hani lekem var, işte kozmatik, işte bir şey istiyor. Öyle değil. Cilt sağlığı için o lekeye dikkat edin. İşin ehline gidin. Altını çize çize söylüyoruz. Vurgulaya vurgulaya söylüyoruz. Aynen. İşin ehline gidin. Yani yoksa çok uzun anlatacağım. Hani vaktimiz de dolduğunu düşündüğüm için. Yoksa uzundur yani lekenin aşaması. Tabii tek bir programlık değil. Aynen. İleriki zamanlarda inşallah tekrar birlikte oluruz. İnşallah, teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok güzel bilgiler verdiniz. Emeğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz sizlere. Teşekkür ediyoruz Üniversite TV kanalına ve ekibine ve size. Çok teşekkür ederim. Çok güzel ağırladınız. Çok sağ olun. Bugünkü Zana ile sağlık programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı günde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.